Ama ben doğunca sevilmedi. Çünkü o zaman babam yoktu. Kocasız çocuk büyütmek kolay değil tabii. İlk kez benden bir şey istedi. Ben hayır dedim. Lütfen bizden uzak dur, olur mu? Böylesine nankör evlat var mı dünyada? Senin baban sandığın gibi biri değildi. Pisliğin tekiydi. Hatice Sarıkadı, yoğun bakımda. Benzine 12 kuruş zam geldi. 12'de 200'de, herkes 200'de. Tamam. Ne zaman evleneceğim ya? Ben seni seviyorum. Ve Bayern Münih Beşiktaş'ın rakibi oluyor. Başka takım kalmadı. Güzel bağlamış. Güzel. Beyaz Sam ekibine büyük bir alkış alalım. Bravo. Ellerine sağlık. Bravo. Aferin. Helal olsun. Fahrettin'im ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? Çömeldin kaldın bugün. Bugün hiç gezmiyorsun ortalıklarda. Ha? Aksiyon lazım abi onun için. Aksiyon lazım. Evet, sen bana aksiyon. Sizin VTR'ler, kolajlar meşhur zaten. Beni 2 senedir bitirdiniz o yaptığınız son VTR. Abi ama o VTR. Efsaneydi onu ama. Açın YouTube'dan izleyin. Şansal abinin senin sözleri kesmesi değil mi? Bizim İrem'le olan da efsaneydi abi. İrem'le... Ne yapmıştık abi seninle? Badici falan olduk böyle. Ya sen şeye gidiyorsun, kickbox yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Geldi. Kickboxçu, sana hocan geldi. Hocam. Birkaç hareket göstermek ister misin bize? Tabii. Kimi dövelim ne oluyor? Kimi döver? Hocam yani... Gelebilirsin. Ha, sen miydin? Pardon, ben öndeyim. Sen miydin? Öndeki annem. Selamlar, ne haber? Bir tane koyar. Gelişine. Nasıl hocam, nasıl? İyi mi? İyi bir öğrenci mi? Disiplinli bir öğrenci, iyi bir öğrenci. Harika. Haftanın 4 günü, 5 günü gelir. Evet. Beraber. Bayağı sert giriyor musunuz birbirinize? Yani örnekle göstermek isteriz eğer isterseniz. Şurada hemen, şurada alabilir miyiz bir iki hareket? Evet. Buyurun. Aa. Oo. 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 Yok yok ya, şimdi onları... Tamam, eldivenleri bağlamadan. Ha, eldivenleri giyip. Peki, siz bilirsiniz. Hadi bayağı ciddi ciddi yapacaksınız bu işi. Allah Allah. Abi soyundu adam. Bir sıkıntı çıkmasın. Şort mort çıkıyormuş. Bizde bir iki bir şey yok. Mustafa pantolonu da çıkartıyor. Şort var. Hazır gelmiş her şeye. Abi sana giydirseydik. Abi ben bulaşmayayım o işe ya. Ben... Aa ya. Bak oradan da ağa geldi. Dayağı ben yiyeceğim, ne ağası. İsteyen varsa gelsin. Ben masa tenisi daha ziyade. Yo yo ben. Ben almayayım gerçekten. Bayağı vuracak mısın şimdi? Ne diyorsun ya? Evet. Ekran başındakiler şu anda. Abi sadece Mustafa ile hocayı çekin. Bir başka hiç kimseyi çekmeyin. Bağlama kalsın. Kaç senedir yapıyorsun? Yani 2,5 senedir beraber çalışıyorsunuz. Peki. Daha evvelden Apaçı Serkan diğer hocam. Mustafa ve Hünkar hocamız şu anda Türk televizyonlarında ilk defa gerçek bir müsabakanın. Evet. Alalım müziğimizi. Kaymasana ya. Ver müzik ver. Kavgaya hayır, aşk yaşadık. rahat gidin. Evet, buyurun hocam, ver müziği. Allah. Oğlum, bayağı ciddi yani. Allah Allah. Şöyle
Abi vallahi ciddi. Bu nedir abi? Bayağı ciddi ciddi yani. Bir şey oldu mu, iyi misin? Oğlum Mustafa'yı yayında kaybediyorduk bayağı. Hocama alkış alalım. Teşekkür ederim, sağ olsun. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Mustafa, ben hayatımda hiç böyle... Ben... Yoksa var ya... Ben... Abi gösteri falan bekliyoruz, bayağı kavga ettiler. Ben gerçekten gösteri bekliyordum. Hani böyle yapar, o eğilim falan filan diye. Çok iyi. İyi misin gerçekten de? Çok iyiyim abi, biraz yoruldum sadece. Şu anda şarkı söyleyebilir misin? Bence çıkmaz, başka şarkı. Ala 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 Sen bir git içeride bir uzan gel. Vallahi bir rahat et, bir şeker üstü falan yapın çocuğa. İyi iyi. Okuyayım mı bir şey? Yok yok. Geldi nefes geldi bak. Yok yok, biz sen dövülürken hepimiz okuduk zaten sana. Yalnız vallahi helal olsun. Gerçekten çok önemli iş yani bu kadar. Evet. Ben hiç, ben bilseydim belki de yaptırmazdım. Yani neden şaşırdım abi? Kaldım hiç ben hayatımda benim. Şey bu arada hani hafif geçirdi. Normalinde bayağı bunun daha serti de. 2-3 katı oluyor, evet. Siz niye birbirinize bunu yapıyorsunuz? Hocam bir şey söyleyeceğim. Spor amaçlı. Siz bunun karşılığında bir de para mı kazanıyorsunuz? Mükemmel. Hem Mustafa Ceceli'yi döv. Baba, gün içinde de herkese anlatıyordu. Portföyde kimler var başka ya? Ne? Portföyde kimler var başka? Kim bilir kimleri dövdü bugüne kadar da. İlk Mustafa ile mi başladınız? Daha önceden dövdüğünüz ünlü var mı? Bak çok, çok ünlüyü diyorsun. Acaba tettim diyorsun. Harika. Elinize sağlık. Vallahi büyük geçmiş olsun. Ekran başındakilere de büyük geçmiş olsun. Bir şey yaşadık, atlattık. Ey Allah'ım. Konuklarımızın soruları var. Hemen sorayım. Buğra Gülsoy ve Özgür Sprinç'in alınlarındaki yara izlerinin sebebi ne? Ya. Acaba bu bir işaret mi? Rukiye Yıldız. Evet, benimki böyle. Evet, benimki... Buğra'nınki yatay, benimki dikey. Benimki kaloriferden olmuş 2 yaşındayken. Buğra'nınki peteksiz çarpmış öyle. Ben de küçükken abimle oynuyormuşum. Bir yerde çatı saçları varmış. Abim beni itmiş, oraya kafayı vurmuşum. Bayağı vurmuşsun. İkiye bölünmüş zaten yani. Tümer Metin, şimdi futbol oynama şansı olsa hangi takımda oynamak ister? Oo. Sevda doğru Dikişi. Geldi oradan. Türkiye'de mi? Dünyada mı? Türkiye'de. Yırtamadın. Yok. Beşiktaş'ta oynamak isterim. Beşiktaş'ta oynamak. Ama Beyazıt şunu söyleyeyim. Şimdi mesela Arda'nın Barcelona'ya gidişi Türk futbolu için önemli bir çığır, mihenk taşıdır. Özellikle yeni nesil için. Bizim zamanımızda öyle şansımız yoktu. Benim hayata dair en büyük keşkelerimden bir tanesidir o. Keşke biri beni 17-18 yaşında alıp kariyerimin son dönemi Yunanistan Larissa takımında futbolu bırakırken 36-37'de 17-18'de oraya getirseydi. Hmm. Keşke oraya gitseydim. 26-27 Real Madrid Barcelona oynamak çok zor iş değildi, hayal değildi yani. Bizim zamanımızda hayaldi ama şimdi değil. Evet. Sorunun cevabı hangi takımda oynamak isterdin? Onu söylüyorum. Tamam biliyorum. Beşiktaş'ı aldı. Keşke olsaydı, daha da ileri giderdik. Mesela bizim en büyük hedefimiz İstanbul'a gelip oynamaktı. Avrupa'yı falan çok kolay idrak edemiyorduk kafamızda. Hayal çok da zor bir gidiş. Hayal edemiyorduk. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Umarım hala kafamızda öyle kalır. Çünkü bugünkü başarılara alışırsak bunu da biz çabuk yiyip bitiririz. Takıp evet. Sallamayız. Bence hala o... Daha da büyük başarıların ümidi hep içimizde olsun. Yani ama bak çalışmak bu seviyelerde önemli. Oynamak lazım. Yani ülke futbolu adına da Beşiktaş'ın oynayacağı Bayern Münih maçı gibi. Devamlı şampiyonalara katılmamız lazım. Avrupa şampiyonası, Dünya Kupası. Buralarda tutunursak o zaman yadırgamayacağız gelen takımları. Peki şampiyonluk maçında Tümer Metin gece yatıp yorganı üzerine çektiğinde acaba Sergen'e o pası vermeseydim diyor mu? Güzel hikayesi var onun. Şöyle anlattım. Ben Nevzat Demir testlerinde maçtan bir gece önce odamda tek başıma kalıyorken
Maç 1-0 biter, Tümer Metin yani sonradan oyuna girecektim, biliyordum. 11 başlamadığım bir maçtı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.